Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar, bugün sizlere saç bakımıyla alakalı birkaç bilgi, küçük birkaç tüyo vereceğim. Malum, hava kirliliği, stres, çevresel etmenler, genetik durumlardan dolayı büyük ölçüde saç dökülmesi, yıpranması veya saçlarla cansızlık sorunları hepimiz yaşıyoruz. Kullanabileceğimiz ilaçlara geçmeden önce küçük bir dipnot düşeceğim. Saçlarımızı günde 2-3 defa yıkamak ve çok sıcak suda yıkamak, çok sık boyatmak gibi işlemler saçlarımıza ciddi derecede zararlar verebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, gelelim ne yapabiliriz bu gibi durumlarda? Eczaneden temin edebileceğimiz bir kutu Bepanten ampul, bir kutu Bemix ampul, bir kutu Evin ampul, 50 milim badem yağı, 20 veya 30 milim olabilir çay ağacı yağı arkadaşlar. Bunları yine eczaneden temin edebileceğimiz şu şekilde ilaç şişesi dediğimiz şişenin içerisinde karıştıracağız. Arkadaşlar, bu karışımı olabildiğince homojen yapmak için yaklaşık bir 3-4 dakika karıştırmamızda fayda var. Arkadaşlar, hazırladığımız bu karışımı banyodan önce saç diplerimize, saç kırılmaları olan yere, dökülme olan bölgeye masajla yedirerek uygulayalım. Dikkat, karışımın hepsi değil, az bir miktar uygulamanız yeterli. Bu karışım saçımızda yaklaşık 3 veya 4 saat durabilir. Ondan sonra etkisini arttırmak için saç dökülmelerine kullanılan vitaminli şampuanlardan biriyle, örnek olarak mesela Bioxin var. Bunlara örnek. Ondan alıp kullanabiliriz. Hani daha çok etkisini arttırır. Saç diplerimizi, saçlarımızı besler içerindeki vitamin özleriyle. Arkadaşlar, bu uygulamayı ilk etapta gün aşırı yapacağız. Ondan sonra 3-4 günde bir yapacağız. Uygulama en az 3 ay devam edilmeli ki yıpranmış, yapısı bozulmuş saçlarınız kendini toplasın. Daha sonrasında da saçlarımız güçlü kalsın. Arkadaşlar, bu uygulamalar bittikten sonra yaklaşık bir 6 ay 1 sene dökülme karşıtı şampuanları devam edin. Saçımız gerekli olan vitamini o sürede depolayacaktır. Eğer diyorsanız ki benim dökülme sorunum yok, saçlarım parlak ve bakımlı gözüksün, o zaman belirttiğim bu karışımı kullandığımız günlük herhangi bir şampuanın içine karıştırıp o şekilde kullanabiliriz. Burada da dikkat etmemiz gereken olay, şampuanın en az 15 dakika saçımızda bekleyecek olması. Ondan sonra da bol su ile durulayacak olmamız. Evet arkadaşlar, yukarıda belirttiğim karışımın hiçbir yan etkisi, zararı yoktur. Bu karışımı kullanmanıza rağmen hala saçlarınızda sıkıntı varsa bir cildi uzmanına mutlaka gözükün. Vitamin değerlerinizi mutlaka ölçtürün. Arkadaşlar, videomun sonuna gelirken beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizin de bu konu hakkında ya da başka konular hakkında merak ettiğiniz sorular varsa video altına yorum olarak yazabilir, bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ailenizin eczacısı sağlıklı, mutlu günler diler.